Herkese yeniden merhaba, ben Melis, kanalıma hoş geldiniz. Başlıkta da gördüğünüz gibi okullar açılıyorken hazır lise makyajı ya da okula giderken nasıl makyaj yapılır adlı bir video çekmek istedim sizlerle beraber, sizlere sunmak istedim açıkçası. Öncelikle lisede nasıl makyaj yapılır, lise makyajı nedir öğrenmek istiyorsanız izlemeye devam. Öncelikle liseye giderkenki yaş aralığımızdan biraz bahsedelim. 17 ile 18 arasında değişebilen 4 sene süren ortalama bir okuma, bir eğitim alanı lise. Yani bizim önceliğimiz orada eğitim almak, öğretim görmek, orada kendimiz olabilmeyi keşfedebilmek aslında. Yani bu 4 yıl çok kritik. Çünkü bundan sonra gelecek eğitiminiz, yani üniversiteniz için çok iyi kararlar vermeniz gerekiyor. Hangi mesleği seçeceğinizi bilmeniz gerekiyor, nasıl bir insan olmanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Hangi sektörü içinde olmak istediğinizi bilmeniz gerekiyor. O yüzden bu 4 yıl içerisinde makyaj nerede diye bir küçük düşündüm video çekmeden önce. Biraz baktım, okul dönemi geliyor, okul makyajları çıkmaya başladı. Bunlar bize neyi itiyor? Birazcık da bundan bahsetmek istiyorum. Bu yaş aralığında sizin aslında makyaj ihtiyacınız yok. Bunu söylediğim için bana kızanlarınız çok fazla olabilir. Ama ben o yaşlarda gerçekten makyaj yapmıyordum. Yaptığım tek şey Avon'un yıllardır elimde olan bir maskarasını sürmekti. Maksimumda yine evde bulduğum bir kalemi şöyle kirpik dibime geçmekti. Şimdi bu kısma da geleceğiz bu arada. Tamamıyla makyajın dışında bir şey konuşmayacağım. Ama bu videodan almanız gereken şeylerin lisede neler yapabiliriz, lisede kendimizi geliştirmek için neler yapabiliriz ya da boş vakitlerimizi nasıl değerlendirebiliriz, biraz bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle lisenin ilk yıllarından bahsetmek istiyorum. Birazcık daha zor. Ayak uydurmakta zorluk çektiğiniz, arkadaş edinirken daha çok çekindiğiniz bir alan oluyor. Çünkü kimseyi tanımıyorsunuz. Herkes sıfırdan başlıyor. Bazıları birbirlerini tanıyor. Şu an eğitim sisteminin geldiği noktayı araştırmadığım için benim dediğim olarak görebilirsiniz. Ama lise dediğimiz şey farklı insanların aynı puan derecesinde olarak bir araya geldiği bölümdür aslında, yani eğitim düzeyidir. O yüzden orada arkadaş edinmek bence kesinlikle önemli. Arkadaşlarınızla beraber birbirinize kattığınız şeyler, paylaştığınız şeyler sizi siz yapan şeyler haline getirmeye başlıyor ilerleyen zamanlarda. Ama ilk yıllarda birazcık daha boş vaktiniz oluyor son 2 yıla göre. Neden? Çünkü son 2 yıl boyunca biraz daha derslere ağırlık vermeniz gerekiyor. Üniversite için hazırlanmanız gerekiyor. Bunun için kafa yormanız gerekiyor birincisi. Lisede her şey gözümüze abartılı gelmeye başlıyor. İlişkiler öyle gelmeye başlıyor. Karşı cinsle birazcık daha yakınlaşabiliyorsunuz. Bu tarz şeyler olabiliyor. Şimdi bunları bir kenara bırakacağım. Çünkü bence karşı cins olayı hani benim lisede çok deneyimli olduğum bir konu değildi. Onda çok başarılı değildim. O yüzden o mevzudan bahsetmeyi düşünmüyorum. Ama ben lise hayatında bana travma yaşatabilecek bir şey yaşamamaya dikkat ettim. Yani birinden hoşlandım. Evet, hoşlanmış olabilirsiniz. Bu kesinlikle normal. Ama bunu hayatınızın birazcık daha dibe çökmesine sebep olacak bir konuma getirmeyin. Ya da eğitiminizin, yani derslerinizin ne kadar önemli olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Bu 4 yıl sizin sonraki bütün hayatınızı değiştirebilecek 4 yıldır bence. Lafı da çok fazla uzatmadan benim neler yapabileceğinize, lisede boş vakitlerinizi nasıl geçirebileceğinize dair bir video aslında bu. Makyajımız bizim sadece dış görünüşümüz demek değildir. Neden? Çünkü sizin insanlarla iletişim biçiminiz, onlara gülümsemeniz, onlarla konuşma şekliniz sizin ilişkinizi ve sizi bakış açısını çok fazla değiştiriyor. Ben hep kilolu oldum mesela. Ne kadar iyi makyaj yaparsam yapayım, insanlar beni hep bu şekilde gördü. Ya biraz kilo verse çok güzel kız aslında. Şimdi bu kalıp bir cümle. Ya da size daha farklı cümleler de geliyor olabilir. Burnunuzla ilgili olabilir, dişlerinizle ilgili olabilir, saçlarınızla ilgili olabilir, yine yüzünüzle ilgili olabilir, ellerinizle, herhangi bir uzvunuzla ilgili dış görüşünüzde sizi ilk başta eleştirecek herhangi bir şey bulabilir karşınızdaki insanlar. Çünkü herkes bizim gibi düşünmüyor yani, ya da benim gibi düşünmüyor. Bir insanın düşüncelerinin ne kadar önemli olduğunu, iletişim demek ne demek, bunları ne kadar iyi geliştirdiğini görmek herkes için önemli olmayabilir. Ama sizin için neyin önemli olduğunu bilmeniz gerekiyor. Sizin için sadece dış görünüş mü önemli, sizin için sadece muhabbet mi önemli? Bunları biraz eşelemeniz gerekiyor aslında. Bu videonun çekilme amaçlarından biri de bu. Benim tavsiyem size biraz iletişimi, biraz zekayı ve sohbetinizi eşelemeniz karşınızdaki insanla. Makyajımızda dediğimiz zaman ben hangi kitabı okumuşum, ben hangi şeyleri izliyorum, benim ilgi alanlarım neler, ben hobi edinmiş miyim bugüne kadar, ben spor yapıyor muyum, ben müzikle mi ilgileniyorum, ben resim mi yapıyorum, ya da bugün kendinizi şununla da sınıflandırıyor olabilirsiniz, hobilerinizden biri makyaj yapmak. Buna kesinlikle varım.
Evet. Çünkü yurt dışında, Avrupa'da, Amerika'da birçok çocuk ve ergen. Çocuk ve ergen diyorum çünkü 11 yaşındaki birini de makyaj yaparken görebiliyoruz. 16-17 yaşındaki birini de makyaj görebiliyoruz. Hatta 19 yaşındaki bir gencin makyaj konusunda çok iyi bir kariyere sahip olduğunu da görebiliyoruz. Şimdi bu bir nokta. Bu bir kariyer. Bu sizin hobinizi meslek haline getirebileceğiniz bir şey. Bunu kesinlikle kabul ediyorum. Ama bu demek değil ki ben makyaj yapmayı seviyorum. Demek ki okula da makyajla gideceğim. Hiç gerek yok. Hani lise hayatınızı hatırladığınız zaman. Çünkü lise sizin için hem anılardan ibaret olacak hem de sizin kendinizi bulduğunuz bir alan olacak. Şimdi bu ikisi gerçekten çok önemli. O yüzden anılarınızda kimse şunu demeyecek. Ya işte kendim için söylüyorum. Ya Melis lisede ne güzel makyaj yapıyor da deme. Bununla kimse ilgilenmiyor. Üniversiteye geçtiğiniz zaman ya da şunu yani herhangi bir bölüm okuduğunuzu düşünüyorum. Makyaj alanında bir şey yapmadığınızı düşünüyorum. Meslek olarak yapmadığınızı düşünüyorum ki Türkiye'de hala bunu bir üniversite okuyabileceğiniz bir alanı yok benim bildiğim kadarıyla. Kimse size şey demeyecek. Ya sen lisede çok güzel makyaj yapıyor musun? Öyle duydum ben. Hayır. Kimse gerçekten üniversitede bununla ilgilenmiyor. Sizin kendinizi nasıl geliştirdiğinizle ilgileniyor. Yeni arkadaşlar edindiğiniz zaman, bak liseyi de bitirdim artık, üniversiteyi yeni arkadaşlar edindiğiniz zaman okuduğunuz kitaplar, izlediğiniz filmler, diziler, hoşlandığınız şeyler, gittiğiniz yerler, gezdiğiniz, gördüğünüz şeyler sizi siz yapan şeyler haline getiriyor. Sohbet edişiniz, cümle kuruşunuz, ortamınızı belirliyor. O sebeple bugün bu videoda lisede okunabilecek, liseye başlarken neler yapılabilecek ya da lise hayatı boyunca neler yapabiliriz biraz bunu eşeleyeceğim. Öncelikle bu videoyu çekmeyi düşündüğüm zaman ilk aklıma gelen şey kitaplardı. O yüzden kitaplardan başlamak istiyorum. Yani liseye başlarken ne tarz kitaplar okuyabilirim? Lisenin ilk yılında ne tarz kitaplar okuyabilirim? Bunu bahsetmek istedim ki çünkü benim lise hayatında okuduğum ve bana gerçekten farklı bir bakış açısı kazandıran, birazcık daha sevdiğim şeylerin dibine inmemi sağlayan şeyler bu kitaplardı. Ya da benim daha sonraki yıllarda okuyup çok zevk aldığım ve keşke bunu da okumuş olsaydım dediğim kitaplar ki siz daha şanslısınız. Yani ben bitireli bayağı bir sene oldu. 25 yaşındayım bu arada. Üniversiteyi de bitirdim. O yüzden birazcık daha net bakabiliyorum lise hayatına. Ben neler yapsaymışım ya da kim bana nasıl bir yol göstermiş olsaydı çok daha iyi bir konuda olabilirim. Bunu bildiğim için bu videoyu çekmek istedim. Şimdi ilk yıla geliyoruz. Bence lise hayatında okuyup okuyabileceğiniz, bence ortaokulda da okuyabilirsiniz hatta bunu. Çünkü kalınlığına bakmayın. Bayağı su gibi akan bir kitap. Sophie'nin Dünyası. Felsefe sizin çok dikkatinizi çeken bir alan olmayabilir ama inanın bunu okuduğunuz zaman en azından basit seviyede neleri öğrenebileceğinizi göreceksiniz. Bunu okuması biraz zaman alıyor. Yani eğer çok hızlı okuyan biri değilseniz evet uzun sürebiliyor. Mesela bir bölümü bitirdiniz ya da kendinize bir mola verdiniz. Orada okuduğunuz şeyi çok kolay unutmuyorsunuz. Yani lisenin de böyle bir avantajı var. Beyniniz çok daha hızlı çalışıyor. Çok daha fazla şey aklınızda tutabildiğiniz için. Bence bununla başlayın derim. Hem liseye başlamadan önce okuyabileceğiniz bir kitap hem de lisenin ilk yılında bitirecekler listesine koymanız gereken bir kitap. Felsefeye giriş, felsefe hakkında bilmeniz gerekenler. Başlangıcı neydi? Farklı düşünceler neydi? Bunları nasıl öğrenebiliriz? En kolay anlatım biçimi, roman haline getirilmiş bir biçimi bence Sophie'nin Dünyası. Çok çok ayrıntılı spoiler verecek şekilde anlatmayacağım kitapları. Sadece benim için anlamı neler ve bana kattıkları nelerdi? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Sophie'nin Dünyası felsefeye olan ilgimin başladığı kitaplardan biridir. Hem merakımı biraz daha arttırdı, diğer kitaplara olan önyargımı kırdı. O yüzden ilk kitap o. İkinci kitabımız ise okumanızı kolaylaştıracak, birazcık daha derin konulara inebileceğinizi, farklı bakış açıları kazanabileceğinizi düşündüğüm başka bir kitap, Hayvan Çiftliği. George Orwell gerçekten ütopya konusunda da çok başarılı bir yazar ve anlatım biçimi açısından da size farklı mesajları farklı şekillerde verme açısından da çok başarılı bir yazar. O yüzden Hayvan Çiftliği'ni kesinlikle farklı bakış açısı kazanmak için ve kendinizi bir sonraki kitabı hazırlamak için okumanız gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca bu da çok kısa ve kendini sürükleyen de bir kitap. Bu tarz kitaplardan korkmayın. Evet, birçok insan ya da işte aile büyükleriniz de bunları öneriyor olabilir. Ya da siz onları dinlemiyor olabilirsiniz ama kesinlikle Hayvan Çiftliği de bence okunması gereken ikinci kitaplardan biri. Üçüncü kitap ise yine George Orwell'in bir kitabı. Bu kitap ütopyaya giriş, yani felsefe sonrası biraz daha aklınızı açabilecek, ufkunuzu genişletebilecek kitaplardan biri. Ki zaten aktif bir film izleyicisiyseniz ve Hollywood filmlerini de birazcık daha takip ediyorsanız bizim birçok filmde gördüğümüz, işte sci-fi seviyor olabilirsiniz, fantastik filmleri sevebiliyor olabilirsiniz. O başka dünyayı anlatan filmlerde hoşlandığınız şeyleri kitapta bulabileceğiniz ve
biraz daha karamsar bir bakış açısı, distopya aslında. Farklı bir dünyayı tanıyabilmeniz açısından önemli bir kitap. Bu tarz kitapları seviyorsanız da bunlardan bir sürü var. Kült olmuş, birçok insan tarafından beğenilen. Yine isterseniz bana özelden yazabilirsiniz. Onlara da bildirebilirim. Ama ilk sene okunacaklarda 3. sıraya girdiğini düşünüyorum. İlk 3 kitap biraz daha bilgi odaklı, biraz daha roman gibi ama size bilgi veren, sizi geliştiren kitaplardı. Şimdi daha çok zevkimize hitap eden kitaplara geçmek istiyorum. Zaten ders çalışıyoruz, bari kitaptan birazcık daha zevk alayım diyorsanız bundan sonra kitaplar sizi birazcık daha çekebilir diye düşünüyorum. 4. kitap Çavdar Tarlası'ndaki Çocuklar. Yine yabancı bir yazar ama duyguların içinde bulabiliyorsunuz, olaylara nasıl geliştiğini tahmin edebiliyorsunuz ya da gerçekten sizi şaşırtabiliyor. O yüzden kült olduğunu ve benim hani lise hayatında okumadığım ama keşke okusaydım dediğim kitaplardan biri. 4. sıraya koydum. Romanlarda biraz daha derine sokmak istiyorum sizi. Daha fazla okuma hevesi oluşması için sizde. Çünkü bu tarz kitapları sevmeye başlayacaksanız eğer ya da bu tarz kitapları seviyorsanız önünüzde bir yığın birikmeye başlayacak ve sonraki senelerde de kendinize bu tarza yakın çok rahat kitaplar bulabileceğinizi düşünüyorum. O yüzden sadece ilk seneyi seçtim, ilk seneye koydum. Belki de hoşunuza gidecek ve siz araştırdıkça, ki araştırmak lise hayatının en önemli kilit sözcüklerinden biri bence, araştırdıkça bunlara benzer yayınlar ve kitaplar bulabilirsiniz. Bir başka kitap ise Sabahattin'in İçimizdeki Şeytan kitabı. Edebiyata girişte Türk yazarların nasıl yazdığını merak ediyorsanız eğer kesinlikle ve kesinlikle okumanız gereken bir yazar. Kürk Mantolu Madalyası'ndan da başlayabilirsiniz. Ha, henüz okumadıysanız onu da tavsiye ederim. Ama bence lisede okunabilecek, lisede tüm kitaplarını bitirebileceğiniz yazarlar nadir, benim için nadir yazarlardan biri. Neden lise, neden üniversite değil? Çünkü bu birazcık daha İçimizdeki Şeytan özellikle biraz kendinize eleştirmenize sebep olan şeylerden biri. Yine de okuyun. Eğer şu an çok fazla empati kuramıyorsanız ileride yeniden okursunuz diye düşünüyorum. Bence kitaplar hiçbir zaman ay bir kere okudum bittilik bir mevzu değil. O yüzden İçimizdeki Şeytan da benim ve Sabahattin Ali de lise hayatınızda okumanız gereken en önemli yazarlardan biri benim için ve size tavsiye ettiğim. Bir diğer kitap ise Ferzin Özpetek'in Sen Benim Hayatımsın kitabı. Ferzin Özpetek hem bir yönetmen, hem çok güzel filmler yapan, hem de kitapları çok soft, yani çok daha hafif okunabilen, çok zevkli giden, böyle gerçekten hafta sonu kendinize zaman ayırdığınız zaman okuyabileceğiniz şeylerden biri. O yüzden bu kitabı okumanızı ekstra tavsiye ediyorum. Hem belki de filmlerini de merak salabilirsiniz, diğer kitaplarını da merak salabilirsiniz. Ve filmlerine de mükemmel insanlar oynuyor bu arada. Hani sadece güzel film yapıyor değil, birazcık da gözünüzü dolduruyor. Toplumumuz bize bazen istem dışı baskıladığı şeylere daha farklı bakış açısı ile görebileceğinizi düşündüğüm bir kitap olduğu için öneriyorum. Hem ilişkiler adına hem de hayat adına tatlı tatlı anlatıyor. O yüzden okuyun derim. Diğer bir kitap ise Kedimle Sohbetler. İspanyol bir yazar bildiğim kadarıyla. Kediler hakkında çok, yani kediyle beraber anlatılabilecek en tatlı roman diyebilirim. Benim iki tane kedim var. Bir tane de erkek arkadaşımın kedisi var. O yüzden hani 3 kediyle neredeyse yaşıyorum ve sokakta da bir sürü kediyle iletişim var. Onları besliyorum. Kediyle, köpekle, genel olarak sokakta yaşayan ve iletişim kurabileceğim hayvanlarla diyebilirim. O yüzden hani kediler benim için çok anlamlı. Lisede de çok severdim. Ve eğer lisede de okumuş olsaydım böyle bir kitabı gerçekten çok tatlı olurdu. Ve bu kitap ne anlatıyor? Biraz hani sadece kediler mi anlatıyor? Değil. Yine bir hayal dünyası. Roman zaten hayal dünyası demek. Ama daha olgun bir kadının hayatında değişebilecek şeylere bir kedi gibi tepki verebilmesi ve kedilerin hayat felsefesi, eğer kedi de insan olabilseydi hayat felsefesi nasıl olurdu bunu görmek adına çok eğlenceli bir kitap. Hızlıca bitireceğinizi düşünüyorum açıkçası. Favorisi. Son bir yılda okuduğum en tatlı kitaplardan biriydi. Ben bir yılda okudum ama bu demek değil ki lisede siz okumayacaksınız. O yüzden bunu da ekliyorum listenize. Biraz daha bunalım kitaplara girmeden önce daha farklı bir kitap önermek istedim. Steven Zweig'in Satranç kitabı. Çok kısa, çıtır bir şekilde edebiyat dünyasına kendinizi atabileceğiniz kitaplardan biri. O yüzden bunu eklemek istedim. Eğer yazarın anlatış biçimini severseniz diğer kitaplarına da geçebilirsiniz. O yüzden başlangıç olarak hem kısa olması hem anlattığı konunun birazcık daha
lise hayatına uygun olabilecek konumda olması ve satranca özellikle meraklıysanız büyük ihtimalle duymuş olabileceğiniz kitaplardan biri. Türk yazarları geçmeden önce son bir yabancı yazardan bahsedeyim. Biliyorsunuz ilk bahsettiğim kitap felsefenin temel taşlarını atabileceğiniz, felsefe hakkında temel şeyler öğrenebileceğiniz basit bilgileri basit bir şekilde anlatılmış, daha basit anlatılmış daha doğrusu bir kitaptı. Diğer kitap ise yani diğer yılın sonunda okuyabileceğiniz diğer bir felsefeye adım atabileceğiniz yine bunu çok sizi yormadan verebilecek kitaplardan biri ise Irvin Dayalom'un Nietzsche Ağladığında kitabı. Nietzsche. Yani süper söylemiyor olabilirim. Ancak bu kitabı da benim açımdan bana ya hem Nietzsche'yi anlayabilmek adına hem de kendi düşüncelerimi de oturtmak adına çok yararlı olduğunu söyleyebilirim. Lisede okuduğum, ben bunu lisede okudum bu arada gerçekten memnunum o yüzden. Hani ablama da ayrı teşekkür ederim. Hep ablam sayesinde böyle şeyleri keşfediyordum. Eğer böyle biri yoksa zaten hayatınızda bu videoyu izlemeniz belki sizin adına iyi olabilir. Beni çok o dönem için çok etkileyen kitaplardan biriydi. Dediğim gibi sizi çok yormadan yine felsefeyi içinize işletebilecek güzel bir kitap. Şimdi Türk yazarlarda Barış Bıçakçı bir süre yere paralel gittikten sonra kitabı benim işte araştırarak aldığım güzel kitaplardan biri. Kısa kısa hikayeler bulunuyor içerisinde. Benim son 2 yılda sürekli okuduğum kitap biçimi aslında neredeyse bu diyebilirim. Kısa hikayeleri çok seviyorum. Yarım bırakma gibi bir hissiyatınız olmuyor. Hızlıca bitirebiliyorsunuz yine. Başka bir kitabın hazırlık seviyesi gibi oluyor aslında ve olayı da çok da saçaklandırmıyor. O yüzden kısa hikayelere başlangıç kitabı olarak ve Barış Bıçakçı'nın tarzını kesinlikle öğrenmeniz için ilk seviye kitabı bu olabilir diye düşünüyorum. Bir süre yere paralel gittikten sonra bence adı da oldukça cool, tatlı bir adı var. Diğer bir kitap ise Özgür Bacaksız'ın kitabı. Böyle isimler de birbirlerine o kadar benziyor ki benim son senelerde takip ettiğim yazarlarda bazen karıştırabiliyorum. Deli Çocuğun Güncesi. Bu kitapta da çok fazla yol yani bu kitapla beraber birkaç yolculuk yaptım. O yüzden o yolculuklarda müzik dinlerken yine kendinizi biraz daha depresif hissettiğiniz anlarda okuyup biraz daha ağlayabileceğiniz yine çok çok kısa hikayelerin olduğu bir kitap. Şöyle hatta kısalıklarını göstereyim hikayelerin. Çok değerli bir kitap benim için. Büyümemde, delirmemde, yalnızlığımda emeği geçen herkesin gözlerini öperim diye de bir başlangıcı var. Bence tatlı bir kitap yine. Tatlı diyorum ama hissiyatı çok güzeldi. O yüzden bunu tavsiye ederim. Şimdi bahsedeceğim konu hala Türkiye'de tabu olabilecek konulardan biri. Ama benim hani siyaseti anlamlandırabildiğim ve lisede okuduğum güzel kitaplardan biriydi. Neden? Çünkü tarihte de tarih dersimiz varken de bunu görüyorsunuz. Birçok benim yıllarımda özellikle çok fazla konuşuluyordu. O yasa çıkmış, böyle olmuş, böyle olmuş falan. Ama biraz daha topluma indiğiniz zaman, toplumda neler olduğunu görmek istediğiniz zaman ve size güzel bir örnekle açıklayabilen bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ermenileri Türkleri anlatıyor ama bu kesinlikle Ermeni anlatıyor ve bu bir bilgi içerikli bir kitap olarak görmeyin. Gerçekten çok güzel okunan, farklı bakış açısını sağlayan kitaplardan biri bence insana. Bunu hangi yaşta olursanız olun okuyabilirsiniz hala görmediyseniz diye düşünüyorum. O yüzden bunu bonus kitap olarak düşünün. Meraklıysanız okuyun derim. Lise yıllarında dinlediğiniz bütün müzikler aslında sizin bir sonraki seviyede nelerden hoşlanacağınızı ve neleri araştırıp daha fazla içerik ve bilgiye sahip olabileceğinizi gösteren şeylerden biri. O yüzden hani sizin zamanınız yani bu zamanda çok daha fazla alternatifimiz var. Hem YouTube çok daha faal olarak kullanılıyor hem de Spotify gibi ya da işte Apple'ın kendi uygulaması gibi birçok alan var. Kendi listenizi oluşturabildiğiniz, takip edebildiğiniz, Instagram'da var üstüne bir de yani artık çok sevdiğiniz şarkıcıları, grupları bir de oradan takip edebiliyorsunuz. O açıdan takip edip biraz daha etkileşimi arttırabiliyorsunuz. O yüzden Size en büyük listedeki tavsiyem listeler yapın. Şarkı listeleri yapın. Öncelikle müziği nasıl sınıflandırdığınızı düşünün. Müzikleri önceden sınıflandırılan alanlara göre mi dinliyorsunuz? İşte death metal, yok işte alternatif rock gibi mi? Yoksa gerçekten kendi kulağınıza nasıl geliyorsa ya da söz mü ağırlıklı seviyorsunuz, müzik mi ağırlıklı seviyorsunuz? Nedir sizin müzikte sevdiğiniz şey? Bunu bulup buna göre listeler yaratmanız. Çünkü
İşte dershaneye gidecek olabilirsiniz, hafta sonu arkadaşlarınızla buluşacak olabilirsiniz. Zaten kulaksız, kulaklıksız gezen insan yok. Serviste gidiyor olabilirsiniz, otobüs kullanıyor olabilirsiniz. Buralarda dinleyebileceğiniz, zamanınızı daha keyifli hale getirebilecek şeyler müzik. Ben özellikle bu tarz şeyleri aşağıya Spotify'da sizin hoşunuza gidebilecek listeleri ayırdım, gösterdim. Bu benim kendi yaptığım listeler. Keşke lise hayatımda dinleseydim ya bu şarkı ne güzelmiş falan diye tepki vereceğim listeler aslında. Çünkü ben bunu üniversiteye ilk geçiş zamanlarından bu yana yapmaya çalışıyorum. Birileri bana söylemiş olsaydı daha kolay bulabilirdim. Bunları bulmam çok uzun bir zaman aldı çünkü bu tarz şarkıları bulmam. Benim için değerli listeler. Size zaten aşama aşama yazmış oldum. Bir diğer mevzu film ve diziler. Bir sürü dizi, bir sürü film alternatifimiz var artık. Ve izlenebilecek alanlar da bu kadar kısa değil. Yani sinema biraz daha pahalı. Ama sinemaya gitmek yerine yine evde kendiniz izleyebileceğiniz birçok alan da var. İnternetimiz artık herkesin evinde var. Yani neredeyse diyebilirim. Belki de olmayanlarınız da olabilir. Şimdi şey yapmayayım. O yüzden ben yine çok fazla dizi önerisini şu an sözlü olarak söylemeyeceğim. Ama aşağıya onu da listesini yapmak istiyorum. Sci-fi mi seviyorsunuz, romantik mi seviyorsunuz, fantastik mi seviyorsunuz, işte ne bileyim vampir konsepti mi seviyorsunuz? Bir sürü konsept var. Ve bu dönemde de dizilerden de birçok şey aslında kapıyoruz. Şimdi hadi hazır dizilerden de bahsetmişken makyaja geri dönelim. Birincisi lise dizilerinde ya da öğrenci dizilerinde çok fazla makyajlı kız görüyorsunuz. Bunlar televizyon için yapılan şeyler. Gerçek hayatta böyle olması gerekmeyen şeyler ve genelde yabancı yapımları bu arada yazacağım. Şeyde aşağıda. Çünkü Türk dizisi çok fazla takip etmiyorum. Yani Türk dizilerinin benim zevkime hitap eden çok fazla bir şey yok. Çünkü ben drama sevmiyorum. Ama yine de dediğim gibi bulabildiğim şeyleri biraz daha arkadaşlarımla beraber onlara da sorarak bizim ortak bir zevk benim ağırlıklı olarak listelendireceğim. Ama sci-fi benim en sevdiğim şeylerden biriydi. Lisede de izlediğim, liseden sonra üniversiteye geçişte zeminini oluşturan birçok diziydi. Yani Fringe'e başladım. O dönem Lost vardı benim dönemimde. How I Met Your Mother vardı, keşke Friends'le başlasaydım falan diye böyle bir sürü dizi sayabilirim. Filmlerde de ben ailemle de çok fazla filme gitmeyi sevdiğim için Harry Potter olmazsa olmazıydı. Bu arada hani Harry Potter'ı hala okumadıysanız ki bence ortaokul seviyesi, hani ilkokul 5. sınıf, 6. sınıf seviyesi. Harry Potter okumadıysanız o seriyi kesinlikle okuyun. Bu tarz şeyler yani biraz daha hayal gücünüzü geliştirebilecek ya da size farklı bakış açısından kastım şu. Motamot işte sadece sosyal medyada takılmak, sadece görsellerin bize kattığı şeyleri düşünmek değil. Benim burada bahsetmeye çalıştığım aslında bu videonun asıl amacı bu. Çünkü sadece görsel hafızanızı geliştirdiğiniz zaman diğer her şey biraz daha körelmeye başlıyor. Onları köreltmeden kendimize neler katabiliriz aslında bu. O yüzden size güzel dizi önerilerim var açıkçası. Onları da liseye uygun şeyleri yaparım. Daha sonra dizi favorileri diye belki isterseniz çekebilirim, bilmiyorum. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz eğer söyleyebilirsiniz. Sizi çok da fazla aslında üzmek istemiyorum. Yine de lisede Melis, ben yüzüme bir şey sürmek istiyorum. Ben birazcık öğretmenlerinden kaçmak istiyorum diyebilirsiniz. Yani illa lisede okula giderken bir şey yapmak istiyor olabilirsiniz. İşte kirpikleriniz aşağı bakıyordur, ne bileyim işte kaşlarınız çok dağınıktır. Bunları anlıyorum ama makyaj değil lisede bizim önem vermemiz gereken şey cildimiz. Cilt problemleri yaşıyor olabilirsiniz. Bunun için şunu beklemeyin. Bir günde sivilcelerim gitti. Gerçekten böyle bir şey yok. Bir günde çıkmayan sivilceler bir günde gitmiyor. Cildiniz bu kadar çabuk iyileşmiyor. Biz mucizevi varlıklar olabiliriz ama bu kadar mucizevi değiliz. O yüzden cilt problemlerinizi daha da kötü hale getirmemek adına sürekli her gün kapatıcı ürünlerden gerçekten uzaklaşın. Yani çünkü gözeneklerinizin, yani cildinizin büyümeye başladığı bir dönemdesiniz. Ve sivilcelerinizi sıktığınız zaman da yani gözenek problemlerinizi daha çok ileride arttıracaksınız. Yani bunu insanlar bana söylerken de yak ya falan diyordum. Çünkü cildim çok çabuk iyileşiyordu gençken. Yani lisedeyken. Ama daha sonraki senelerde bu kadar çabuk iyileşmediğini, bunların size ileri seviyelerde sonuçları olduğunu göreceksiniz. Bu dönemlerde sizin merakınızı ya da kozmetikle beraber tanışmanızı sağlayacak şeyler neler olabilir? Biraz bunlardan bahsedelim isterseniz. Nemlendiriciler. Çok basit seviye. Yani
Çok pahalı bir şey almanıza gerek yok ama cilt tipinizi öncelikle anlayın. Gün içerisinde parlama yapıyor mu? Çok mu gergin? Duştan sonra acıyorsa, yani duştan sonra çok gergin hissediyorsanız sen kuru ciltlisinizdir. Neme ihtiyacınız var demektir. Gün sonuna doğru çok fazla yağlanıyorsa ve parlamanız varsa cildiniz yağlanıyor demektir. O yüzden hani kuru ciltliyseniz kuru ciltler için özel olan nemlendirici alabilirsiniz ki buna dediğim gibi çok fazla para dökmeyin. Çünkü bu dönemde cildinize profesyonel bir yardım almanız gerekmediği sürece çok fazla yatırım yapmanız gerek yok. Kendini yeniliyor. Beslenmenizle beraber çünkü değişen şeylerden biri. Yağlı ciltliyseniz de su bazlı nemlendiricilere gidebilirsiniz. Yeni bir highlighter almak yerine mesela maske alabilirsiniz. Nem maskesi alabilirsiniz, detoks maskesi alabilirsiniz. Kendinize şımartabilecek şeyler alabilirsiniz. Hafta sonları sırf makyaj yapacağım diye 40 lira bir ürüne vermek yerine böyle biraz daha cildinize yatırım yapabilirsiniz. Daha iyi cevaplar aldığınızı göreceksiniz. Yine de hala makyaj ısrar ediyorsanız benim size edebileceğim tavsiye şu. Sabah gerçekten makyaj yapmak için vaktinizi ayırmayın. Uyuyun yani. Adam gibi uyuyun öncelikle. Uyuma saatlerini düzenleyin. İkincisi, illa ve illa bir şey yapmak istiyorum. Bugün işte hoşlandım. Çocuk ve kocacıkla konuşacağım, buluşacağım diyorsanız da tavsiyem önce kirpiğinizi kıvırmanız. Yani bir kıvırcı elde ediyoruz. Yine de bak, yine de çekiyorum onu. Lisede yapmanız gereken bence maksimum şey bu. Kirpiğimi kıvırdım. Daha sonrasında maskara sürüyorum. Maybelline Big Shot maskara vardı elimde. Ben şu an bunu sürdüm. Ne çok abartılı gösteriyor ne de çok da geride duruyor. Sadece anda gözlerimi yukarı kaldırdı. Bundan fazlasını yaptığınız zaman zaten hocalarınız da anlamaya başlayacak. Girerken de böyle bir kenara çekiyorlar falan. Rezil olmaya gerek var mı? Yok. İyice maskaranın dağıldığından emin olun. Kirpiklerinizi tek tek ayıran maskaralar tercih edin. Kat kat sürmeyin. Tek kat şöyle. Tek tek ayrıldığından emin olduğunuz zaman kullanabilirsiniz. İkincisi, kaşlarınız da çok düzensiz olabilir. Sürekli yere bakıyor olabilir. Mesela benim kaşlarım bakın kılları daha uzun ve seyrek olduğu için doldurmanıza kesinlikle gerek yok ama mesela işte NYX'in olabilir. Fark etmez ne istiyorsunuz. Kaş maskarasını şöyle kaşlarınızı taramak adına kullanın. Bunu da yine kimse anlamayacak şekilde yapın. Yani sadece kıllarınızı tarayın. Kalkıp boşluklarınızı bu tarz ürünlerle doldurmaya çalışmayın. Yüzünüzü nemlendirdiniz varsayıyorum. Çünkü makyaj yapacaksanız nemlendirmeniz gerekiyor. Bazı ihtiyacınız var. Yani aslında daha fazla masraf. O yüzden nemlendirdiniz cildinizi. Göz altında nemlendirdiniz, kullandınız. 16 yaşındaysanız, 15 yaşındaysanız zor zaten hani bu tarz şeyler kullanabiliyor olmanız. Ailenizi de ikna edemeyebilirsiniz. Ama işte o su bazlı çok çok ince ürünleri kullandınız ve göz altınızı kapatmak istiyorsunuz. Ve başka hiçbir şey kapatmaya benim tarafımdan izin verilmiyor en azından. Ben Maybelline Fit Me 20 numarayı aldım mesela. Neden 20 numara? Aslında ten rengi birazcık daha açık. Yani ben kendimi normalde birazcık daha açığını kullanıyorum. Hayır. Sadece ten rengimden bir tık boyu olanı aldım. Çok hafif değdirdim görüyorsunuz. Parmaklarımla şöyle. Çok kirpik dibine girmiyorum. Yalnızca gözümün altındaki şu yorgunluk izini üstüne sürüyorum. İyice dağıtıyorum. Özellikle koyu rengi uyguladım ki gözümün altındaki yorgunluğu kapatabilsin ve ten rengimle neredeyse aynı dursun dağıtınca. Eğer açık yaparsanız gerçekten insanlara rezil olursunuz. Yani sizden daha iyi anlayan biri olur makyajdan çat göz altları bembeyaz. Hoş bir görüntü değil gerçekten. Anlamasa bile yüzünde bir dengesizlik olduğunu insanlar fark ediyor yani. Çok aydınlık, çok beyaz ya da çok gri gözüküyor. O yüzden olabildiğince ten renginizle yakın veya da bir koyusuyla göz altınızı kapatın ve iyice dağıtın ki yapay durmasın. Biraz daha gerçekçilik, doğallık arıyoruz. Bir başka ürün ise dudak balmı. Şöyle siliyorum. Yani okul makyajı budur arkadaşlar. Okul makyajından başka bir şey beklemeyin. Cildinizi kapatmak, kendinizi farklı biriymiş gibi göstermenize gerek yok. Bundan önce bahsettiğim bütün o şeyleri yaptığınız zaman çevrenizdeki insanlarla daha farklı iletişim kurduğunuzu, daha fazla arkadaş edinebildiğinizi ya da belki de daha az arkadaş edinebildiğinizi göreceksiniz. Çünkü inanın fazla arkadaş demek siz çok daha iyi bir insansınız demek değil. Popüler olmayabilirsiniz. Popüler olduğunuz zaman ya da işte popüler insanlara takıldığınız zaman daha iyi insanlar haline gelmiyorsunuz. İlerleyen zamanlarda kimse sizin lisede en popüler insanlarla takılıyordum. Ben lisede en popüler insandım. İlgilenmiyor. Gerçekten ilgilenmiyor. Ne kariyerinizle ilgilenir, ne kazandığınız parayı değiştiriyor, hiçbir şey değiştirmiyor. Önemli olan sizin kendinize kattıklarınız ve geleceğinizi nasıl çeki düzen verdiniz. Kendinizi bulduğunuz, yani neyden hoşlandığınızı, ne yapmak istediğinizi bulmanız çok önemli. Ben çok hobisi olan bir tip değildim. Yani
spor çok fazla yapmadım. Müzikle asla bir yeteneğim yok. Yani spor yeteneğim de yok, müzik yeteneğim de yok. Benim yeteneğim çizimdi ve üniversite tercih ederken de çizim odaklı bir bölüm tercih ettim. Buna kendimi daha çok verdim. O yüzden şu an siz bambaşka şeylerden hoşlanıyor olabilirsiniz. Ben size her lisenin yapabileceği, buna zaman ayırabileceği şeylerden bahsediyorum. Yani siz de spor yapın, siz de müzik aleti çalın demek istemiyorum. Çünkü bunlar tamamen hem ekonomik imkanlar, hem sizin yetenekleriniz, hem sizin kondisyonunuzla alakalı olan şeyler. Ama benim işte kitap okumak, müzik dinlemek ve dizi izlemek hepimizin neredeyse yaptığı ve büyük ihtimalle yapacağınız şeyler olacak. O yüzden eğer yapmak isterseniz lütfen bana da yazarsanız çok sevinirim. Ya da baktığınız benim söylediğim listelerden, benim söylediğim kitaplardan birini aldınız, okudunuz. Yorumlarınızı bekliyorum aşağıya. Instagram'dan da yazabilirsiniz bana. Onun adresini de aşağı koyacağım. Özellikle açıklamalar kısmına dikkatli incelemenizi rica ediyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Biliyorum sizi hayal kırıklığına uğrattım. Bu videoyu açtığınız zaman gerçekten bir lise makyajı görmek istediniz belki. Ama benim için makyaj daha çok içten başlıyor. İçimizin güzelliği diyelim. Daha sonra yüzümüze, dışımıza vuruyor. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.